Kanser tedavisinde Türkiye büyük atılım yaptı. Dünyada söz sahibi ülkeler arasına girdi. Show Haber alanında uzman isimlerle Türkiye'deki kanser tedavisinin dünü ve bugününü konuştu. Her ailede bir ya da iki tane kanser vakası var. Türkiye'de de dahil olmak üzere dünyada kanser ikinci ölüm sebebi. Yani ölümcül olabilecek kanserlerin en üst sırasında da akciğer kanseri söylenebilir. Tablo ürkütücü olsa da Türkiye kanser tedavisi konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Dünyada yapılabilen her şey en az oradaki standartlarda ve kalitede de Türkiye'de de yapılabiliyor. Altyapı, bilgi, donanım açısından bir eksiğimiz bulunmamaktı. Pek çok yerden hasta alıyoruz. Bu insanlar buraya sadece coğrafi yakınlık nedeniyle gelmiyorlar. Gereksiz ameliyatlar yapılmıyor. Yani hastalara doğru tanılar konuyor. Kanser çağımızın en ölümcül hastalıklarının başında geliyor. Kanserde ne gibi uygulamalar var? Cerrahi uygulamalar var. Kemoterapi uygulamaları var. Akıllı ilaç uygulamaları var. İmmünoterapik uygulamalar yeni kanser tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Tıp dünyasındaki mevcut tedavi yöntemlerinin hepsi ülkemizde başarıyla uygulanıyor. Türkiye'de onkolojik altyapı Avrupa ya da Amerika'nın gerisinde değil. Türk doktorları bu konuda çok yüksek bir bilgi birikimine ve uygulama yeteneklerine sahipler. Kanserde de diğer hastalıklarda da olması gereken en iyi yerdeyiz. Bu yüzden kanser tedavisi için yurt dışına giden hasta sayısı giderek azalıyor. Bir zamanlar insanlar Amerika'ya giderdi, Almanya'ya giderdi. Şimdi öyle bir şey yok. Bana sürekli oralardan hastalar geliyor. Burada tabii en önemli şey doktora erişimin, sağlık hizmetine erişimin mümkün olması, kolay olması. Fitoterapi yani tamamlayıcı tıbbi yöntemlerde de Türkiye dünyada söz sahibi. Elde ettiğimiz başarılar Küba'daki çevrelerin, Küba'daki tıp dünyasının dikkatini çekmiş ve bize bir davette bulundular. Hem biz bir bilgi birikimlerimizi aktardık, hem Küba'daki o bahsedilen Küba kanser aşıları konusunda da ayrıntılı bilgi aldık. Bizim hastalarımız şanslı diyebilirim.